Ben Profesör Doktor Hikmet Solak, Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanıyım. Daha önceki yıllarda programımızı izlediyseniz biliriz, biz diş hekimiyle ilgili, diş hekimliği ile ilgili her türlü sorularınıza bu programda cevap vermeye çalışıyoruz. Öncelikle Diş Hekimliği Fakültesini tanıyalım. Bu koridor boyunca sol tarafta dersliklerimiz, sağ tarafta klinik kısımlarımız olacak. Klinik kısımlarımızı ben size tanıtmak istiyorum. Bu kapı öğrettiklerimizi uygulama alanına bizi götürüyor. Bu kapıdan itibaren diş hekimliği kliniği başlıyor. Bu binamızın en önemli özelliği Diş Hekimliği Fakültesi için özel yapılmış bir bina olması. Pek çok diş hekimliği kliniği ya da fakültesi günün şartları uyarınca hepsi özel yapılamıyor. Bazıları apartmanlardan dönüştürülüyor. Buradaki şansımız bir altın standart oluşturacak şekilde Diş Hekimliği Fakültesi oluşturmak oldu. Altın standart olması gereken her şeyin en iyi şekilde yapıldığı standart anlamına geliyor. Kısaca gezdireyim ben size kliniğimizi. Buyurun. İlk bu dışarıda göreceksiniz. Orada kayıt kabulünüz yapıldıktan sonra buraya alınıyorsunuz. Bir muayene hekimi sizi muayene etmeden önce geliyorsunuz burada. Panoramik röntgeninizi çekiliyor. Bu odanın en büyük özelliği olması gereken altın standartta yapılmış olması. Şöyle ki bakın, şurayı göstereyim size. Şu kalınlık kurşun kalınlığı. Bu odadaki radyasyon asla ve asla dışarı çıkmaz. Yine şu cam asla öbür tarafa radyasyonu geçirmez. Bilmeyenler için hemen hatırlatayım. Şurada bir havalandırma menfezi var. Radyasyon olduğu gibi yere çöker. Buradan alınır ve dış ortama İyonize hava verilir. Diyebilirsiniz ki iyonize hava niye dışarı veriliyor? Sık sık televizyonlarda hava durumunda duyarsınız. Bugün yoğun bir radyasyon olacak. Yani bu doğal bir olay. Bir ışınımı sonucu havanın iyonize olması doğal bir olay. Onun için de herkesin özellikle KKTC'de şapka takması önerilir. Uzun sözün kısası, her şeyiyle sizlere hazır, son derece güvenli bir ortamda sizlere hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz. Dışarı çıktık. Geldik klinik alanımıza. Bakalım sizi bu klinikte neler bekliyor? Sırasıyla tanıtmak istiyorum. Bu koridorda yer alan kliniklerin tamamı özel ihtiyaçlar için tasarlanmış klinikler. Diğer koridorda biraz sonra göreceğiz. Onlar da genel amaçlı diş hekimliği klinikleri. Örneğin bakın, burada nasıl bir özellik sizi bekleyecek? Bu cihaz şu anda teknolojinin, diş hekimliği teknolojisinin son nimetlerini barındıran bir cihaz. Hastayı yerinden kaldırmadan dijital radyografisini çekebiliyorsunuz.
diş hekimliğinin kullandığı bütün el aletleri, o dişinizi oyan, dişinizi temizleyen, su püskürten her şeyin uçlarını buraya sokabiliyorsunuz ve burada yıkanıp temizleniyor ve bir sonraki hastaya hazır hale geliyor. Bu öyle özel bir sistem olan bir cihaz. Her türlü operasyonu, burada işte serum bağlama ünitesi, dijital ekranından her şeysini görebileceğiniz kısımlarıyla yine teknolojik olarak son derece donanımlı bir cihaz. Tabii en son açılan diş hekimliği fakültesi kliniği bizimki olduğu için doğal olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki şu anda en modern cihazlara sahip olan kliniklerden birine sahibiz. Sadece KKTC'de değil, tüm Akdeniz çanağında. Bunun altını da çizmek istiyoruz. Bir sonraki aşamada size ben çocuk dişleri kliniğimizi göstereceğim. Burası çocuk dişlerine hizmet verecek olan bir klinik. Bunun en büyük özelliği bu cihazın. Bu cihaz şu anda mevcut teknolojiler ile yer zeminine en yakın seviyeye alçılabilecek cihaz. Biz altının temizliği için hafif biraz yüksek tuttuk. Bu şuradaki gördüğünüz sıfır seviyesine kadar inebiliyor. Dolayısıyla da çocuklar rahatlıkla buraya oturup kalkabiliyorlar. Aynı şekilde benzer diş hekimliği el başlıklarının yıkanıp temizlenebileceği, dezenfekte edilebileceği kısımlara bu da sahip. Bu odada ve diğer odalarda göreceğiniz yine bir sistemimiz var. Bu HEPA filtreli, içerisindeki havayı bütün partiküllerinden, mikroorganizmalarından arındıracak bir sistem. Biz tabii ki COVID süresi içerisinde kliniğimizi açmadan COVID'e hazırlanamadığı için pek çok klinik farklı dizaynları çalışırken yapmak zorunda kaldı. Ama biz bu süreç içerisinde hali hazırda montaj safhasında olduğumuz için sistemlerimizi ve akıllı binamızı COVID'e göre yeniden tasarladık. Havalandırma sistemleri, dışarıdan direkt olduğu gibi hiç kullanılmamış temiz havayı alıyor. Artık bütün havaalanları, uçaklar, bütün toplu mekanların hepsinde bu şart. Biz de direkt olarak bu sistemi kliniğimize entegre ettik. Yine başka bir golden standart göstermek istiyorum size. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen sistem bu. Kirli girer bu kapı. Bakın, kirli alan yazıyor. Bu kapıdan girer, cihazlar yıkanır, temizlenir, paketlenir. Ve buradaki hava yine benzer şekilde HEPA filtrelerle temizleniyor. Artı bu oda için tabii kapı kapalıyken çalışır, açıkken çalıştıramayız. Bir UV sistem söz konusu. Havayı da gene ultraviyole ışıkla temizliyoruz. Sistem hazırlandıktan sonra belli periyotlarda sterilizasyon ünitelerine yükleniyor. Ve ünitenin her safhası tek tek kaydedilir. Burada olduğu gibi. Bu sistem tabii ki bütün diş hekimliği kliniklerinde vardır. Olması gereken bir sistem. Ama bizdeki gene dediğim gibi en son açılan fakülte olma hasebiyle en gelişmiş olanı, en verimli olanı. Buradan cihazlar şu şekilde. Bunu görmüşsünüzdür diş hekiminizde mutlaka. Özel poşetler içerisinde çıkar. Bu yırtılır. Bunların içerisinde eğer steril olmadıysa bunun rengi değişir. Bunda renk değişikliği olmadığı için bunun steril olduğunu bize gösteriyor. Kullanıma hazır vaziyette sunulacak. Yine burada da bu cihazlar için mevcut şebeke suyunu distile su haline getiren iki tane de cihazımız var.
Amacımız makine parkımızı size göstermek değil, sadece bir diş hekimliği kliniğinde, adada gerçekten golden standard şeklinde gururla gösterebileceğimiz bir yer oluşturduk. Ve bunu oluştururken de tabii ki günümüzün en ciddi hastalığı olan COVID veya ileride COVID benzeri oluşabilecek pandemileri de göz önüne alarak sağlıkla ve güvenle ve huzurla gelebileceğiniz bir mekan oluşturmaya çalıştık. Burası ameliyathanemiz. Burada sizi bekleyen en önemli şey şu. Bakın burada açık konsept bir cerrahi ameliyathane ünitesi var. Burada orta boyuta kadar cerrahi operasyonlar yapılabilir. Burada gördüğünüz işte kadın doğum ünitelerinde de görmüş olabileceğiniz ayaklıklar, yine serum fizyolojik ekipmanlarını koyabileceğimiz materyaller mevcut. Niye var burada? Diyelim ki çene kemiğinizde yeterli alan yok. Mutlaka vücudun bir bölgesinden kemik alarak ağız içini desteklemek gerekiyor. Örneğin nereden? İşte kaburgadan, kalça kemiğinden graft dediğimiz materyalleri alıp hasta ağzına uygulayabileceğimiz bir donanıma sahip. Yine buranın da kendi içerisinde hem UV filtrasyonu var, hem de aynı zamanda benzer şekilde HEPA filtreleri burada da mevcut. Bu üniteyi oluştururken biz şuna dikkat ettik. Diş hekimliği için oluşturulmuş bu kadar ileri konseptte bir ameliyathane yok. Ve bu tür cerrahi işlemler yapmak, unutmayın, sadece ve sadece cerrahi diş hekimliği alanlarına ait bir hak. Dolayısıyla böyle yetkiye sahip ne kadar çene cerrahı varsa adada gelip bizimle birlikte burayı kullanabilirler. Yani burayı kendimiz için yapmadık sadece. Adadaki bütün çene cerrahlarımıza da, cerrahi operasyon yapan periyodontologlarımıza da bu imkanımız her zaman olacak. Burası da bizlere hizmet eden personelimizin dinlenme ofisi. Yine burada farklı bir şey. Buradan gösterelim. Bizim sistem kendini hazırlıyor. El yıkama ünitelerimiz. El değmeden gördüğünüz üzere el yıkama ünitemiz hizmet veriyor. Bu gene cerrahi operasyonlar için düzenlenmiş bir sistem ama yine bu COVID pandemisi de bize bunu sadece cerrahi için değil, tüm klinikteki hekimler ve arzu eden hastalarımızın hizmetine de sunacak hale getirmemizi sağladı. Bu da diğerlerinden farklı olarak görebileceğiniz başka bir özellik. Ve gelelim genel kliniğimize. Eskiden Türk filmlerinde işte filanca film gururla takdim eder gibi böyle bir girişim şeyi olurdu. Bizim en çok gurur duyduğumuz yapıda olan bir klinik. Özelliği ne? Burası çok usta bir mimari ekibin elinden çıktı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kıymetli iç mimarları, dışarıdan yine Türkiye piyasasında söz sahibi olmuş iç mimar arkadaşlarımızla işbirliği yaptı ve son derece modern, son derece güzel görünümlü butik klinik adını verebileceğimiz bir klinik oluştu. Ünitler arası mesafeler, havalandırma sistemleri. Bakın size burada özel bir şey göstermek istiyorum. Aynı şekilde burada da havalandırma menfezleri var. Bakın görüyorsunuz bütün kolonların dibinde. Bunların her biri ayrı bir klima ve havalandırma sistemine tekabül ediyor. Ve bu sistemin içerisinde dikkat çekmek istediğimiz şey şu. Bütün damlacık enfeksiyonları, işte radyasyonlar, havadan ağır olan her şey biliyorsunuz dibe çöküyor. Ve bu dibe çeken kısım havanın sirkülasyon etkisiyle yukarı çıkmadan buralardan emilip filtre edilmesi gerekiyor. Bunun dışında bizim tek derdimiz maalesef
koronavirüs değil. Diş hekimliğinde yıllardan beri son derece dikkat edilmesi gereken iki tane korkunç virüs daha var. Bunlardan bir tanesi hepatit, yani sarılık virüsü. Diğeri de HIV virüsü, yani AIDS. Bunlar için de tabii ki bunlar damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşmıyor. Yani siz rahatlıkla sarılıklı ya da AIDS'li bir hastadan sonra tedavi olabilirsiniz. Tıbbi olarak bir sakınca yok. Ancak bunların kullanılan cihazlara, aletlere, ünitlere, işte kan yoluyla bulaşıyor ya, buralara denk gelmemesi için sizin ortamda ekstra bir şeyler yapmanız lazım. Yüzey dezenfektanlarıyla bu hallolabilir. Bir tık ileri götürdük biz. Burada gene şu şekilde, tabii siz bunu şey yapamıyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın maskemin hareketini. Yine el hareketiyle komuta edilebilen, gördüğünüz üzere. Havadaki iyonize parçacıkları, damlacıklı parçacıkların tamamını 60 metre, 70 metrekare bir alanda temizleyebilecek özel bir tane daha cihaz kliniğe konuşlandırdık. Biz eğer şüpheli bir hasta varsa ya da hikayesinde sarılık ya da AIDS olan bir hasta varsa, çok şükür ki AIDS çok yoktur ama sarılık toplumumuzda %30, %40 civarında olma ihtimali var. Şart mı? Değil. Ama ekstra bir koruma önlemidir. Öyle bir hasta olduğu zaman işte yaklaşık 4 ünitelik bir alanı anında hızlıca temizleyebilecek ekstra bir donanım ilave ettik. Bu şu demek: biz sizi seviyoruz. Size en iyi şartlarla hizmet vermek istiyoruz. Elbette bütün diş hekimleri de aynı şeyi arzu eder. Biz bir devlet kurumu olarak, bir devlet üniversitesi olarak Golden Standard oluşturmaya çalışıyoruz, örnek olmaya çalışıyoruz ve bunu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Çıkalım. Peki bu kliniğe insanlar nasıl gelecek? Nasıl diş tedavisi olacak? Bu alan bizim hasta kabul alanımız. Bu kapı bizim fakültemizin diğer kapısı. Buradan hasta giriyor. Hasta geliyor. Kayıt kabul elemanımız hastayı burada kaydediyor. Geldiğinizde cinsiyetinize göre, işte erkekseniz mavi, bayan iseniz pembeye daha yakın, işte şöyle bir renkle kartoteks sistemi oluşturduk. Her şey dijital olarak tabii ki mümkün. Geçen günlerde sosyal medya çöktü biliyorsunuz. Yani internette kopmalar, çökmeler yaşanabilir. Aynı zamanda biz ıslak imzalı kayıtlar da oluşturuyoruz. Bu kart bir şey gibi, banka hesap cüzdanı gibi. Bir tarafta sizin bilgileriniz, işte ilk durumunuz vesaireniz yer alıyor. Diğer tarafta da ödeme bilgileriniz, yapılan tedaviler yer alacak. Yani şeffaf bir sistem burada sizi bekliyor. Kaydınızı yaptırdınız. Kapıdan benzer şekilde kliniğe giriyorsunuz. Hemen kliniğe girdiğiniz yerde sizi bir görevlimiz bekliyor olacak. Mutlaka her hastamızın ilk etapta panoramik radyografisi çekiliyor. Ve bu radyografi eşliğinde muayeneye yönlendiriliyorsunuz. Eski bir radyografiniz varsa getirebilirseniz o da makbul, ama unutmayın. Bir radyografi ideali 6 ayda bir yenilenmesi. Çünkü vücut dokularınız 6 ayda bir değişebilir. Yaşla ilgili değişiklikler olabilir. Hele hele çocuksanız 6 ay çok şey fark ettirir. Ama 6 ay size erken geliyorsa maksimum bir yıla kadar bu da kabul edilebiliyor. Ama bizim önerimiz 6 ayda bir bunun yenilenmesi. Bu şekilde gelip tedavinizi orada bitirdikten sonra tekrar kayıt kabul bankosuna geliyorsunuz. Burada ücretlendiriliyor. Kurum personeli iseniz biraz indiriminiz var. Ama bizim diş hekimliği fakültesinde
veya bütün diş hekimlerinin uyması gereken diş hekimleri odası asgari ve azami ücret tarifesi içindedir ücretler. Bundan daha yüksek ya da bundan daha düşük alınması yasal olarak uygun değil. Biz de bu konseptler ışığında adadaki önemli ve en büyük devlet üniversitesi olmanın bilinciyle diş hekimliği kliniğimizi hem hastalarımızın hem de bizim imkanlarımızdan yararlanmak isteyen, hastasını bizim uzman hocalarımız eşliğinde onunla birlikte tedavi etmek isteyen tüm diş hekimliği meslektaşlarına açıyoruz. Hepinize ve hepimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum.